Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz gibi alışveriş çantası yapıyoruz. Bayağı büyük bir şekilde ve çok pratik bir şekilde oldu. İçerisine bayağı bir şeyler alıyor ve çok da sağlam oldu. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olun. Yorumlarınızı ve like'larınızı da bekliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim ölçülerine. Şurada çizgi var. O çizgiye göre. Köşelerden başlamayacağız arkadaşlar. O çizgiden. Şu uzunluk 46 santim. 46 santim. Boy. Boyumuz 36 santim. 36'ya 46 santim. Ve yanlarda yaklaşık bir karış falan var mı? Onu da ölçelim hemen. Yaklaşık 15. 15 santim. 15 santimde yanlar ve altı var. Zaten. Altta aynı. Altta aynıdır muhtemelen. 15, evet. 15 olması lazım. Dikişler payıyla birlikte. Evet. Yanlar ve altı 15. Yanın uzun, altın uzunluğu ne alalım? 46 48. 48 santimde uzunluk. Boydan boya uzunluk var arkadaşlar. Sapını ölçelim. Şimdi sapını ölçüyoruz. Sapını biz biraz büyük yaptık. Birazcık da kalın yaptık. Yaklaşık 88 santim. 88 santim ama bayası bir içte arkadaşlar. Bayasını bir içe diktik. Tekrar gösterir misin hayatım? Sapındır. Normal sadece çıkıntı olan sapıysa 43 santim. 43 santim normal sapı varmış arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi içerisine bayasını bir diktik. Sağlam olması için ve yırtılmaması için. O yüzden 4 defa diktik. Ve şimdi düzeltelim ve çantamızın son halini gösterelim. Evet arkadaşlar, biz evde kalan kumaşlardan yaptık. Ekstra bir kumaş almak istemedik. Eğer siz ekstradan bir kumaş almak istiyorsanız biraz kalın bir kumaş tercih edin. Ve istemeyen bir kumaş tercih ederseniz daha güzel olacaktır. Hadi hızlıca videoya geçelim. Hızlı çekimde de gördüğünüz üzere şu yanlarını diktik. Şimdi tersini çevirelim. Nasıl dikmişiz gösterelim. Sizlere de birazcık fikir olsun. Tersini çevirince köşe. Şuralardan ve şuradan şöyle çantamızın bir köşesini yapmış bulunuyoruz. Şu şekilde olunca şu yanları oluyor. Şimdi aynı işlemi buraya uygulayacağız. Şu şekilde. Dur gözükmüyor. Şunu tekrar gösterir misin? Şu şekilde bir parçamız var. Bunu şöyle birleştiriyoruz. Evet. Elinden gözükmüyor yine.
şuraya kadar dikeceğiz arkadaşlar. Şunu şuraya kadar dikiyoruz. Ondan sonra da burayı da dikince çantamızın gövdesi oluşmuş olacak. Şimdi burayı da dikip geliyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çantamızı diktik. Şu kenarları oluştu. Şuralardan diktiğimiz yerleri zaten belli şu şekilde. Üçlerinden şöyle düzeltince köşelerimiz şöyle oluştu şu şekilde. Şu şekilde. Şurada oldu. Bizim zaten bu daha önce bir kullandığımız bir kumaş olduğu için şu kenarlar gitmişti. Ama şu şekilde, şimdi şurası biraz fazla. Bu fazlalığı kesmek yerine şu şekilde içerisine kıvırmak istiyoruz. Sizin eğer normal herhangi bir kumaştan dikiyorsanız şu ağız kısımlarını şu şekilde ve şu şekilde güzelce dikin. Kenarları güzel gözüksün. Şu baş kısımlarını dikip geliyoruz. Evet, alt kısmı. Evet arkadaşlar, alt kısımlarından şu şekilde dikiş gittik ki burası böyle alt olduğu belli olsun ve daha güzel şeyler dursun dibinde diye. Şöyle ters çevirelim. Şöyle düzeltik. Evet, orasını da içine kıvırdık. Şurasını şimdi ters çevir. Evet arkadaşlar, şuralar yanı, şurada altı oldu. Gayet de güzel. Şimdi bunu sap yapacağız. Bundan sap yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde bir kumaşımız var. Şu yaklaşık bir karış boyutunda. Bunu ikiye böleceğiz. İki tane sap yapacağımız için. Şu şekilde ikiye böleceğiz. Bunun ölçüsünü ise şu yarıya kadar içten şu şekilde daha sağlam olması için şu şekilde bir sap olacak. Bunu da ortadan ikiye bölelim. İki tane sap çıkaracağız çünkü çok kalın olmayacak sap. Ve ortadan ikiye kesiyoruz. Korktum, elime gelecek diye. Öyle bir yapıyorsun ki. Evet arkadaşlar, ikiye böldük. Şimdi ise şimdi bir tanesini çekelim. Şunu çekelim. Bu da biri daha uzak. Evet. Tut. Şimdi bunu şu şekilde ve şu şekilde. Tekrar göstermek gerekirse şu şekilde. Bunu da bunun üzerine yapacağız. Böyle çok ince bir sap olmasın istedik. Tabi siz yapmak isterseniz bunu kafanıza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi bunu makinede yerleştireceğiz. Diktik sapımızı. Evet. Sapımızı şimdi bu şekilde ayarlayıp çantamıza yerleştireceğiz. Çantamıza monte edeceğiz. Gayet kalın bir sapımız oldu. Çok ince olmasını istemedik. Biraz kalın olsun. Şu yaklaşık 3 parmak kalınlığında şuradan var. Şuradan gerisi, yani şuradan gerisi çantanın şey olacak. Çantanın içerisinde olacak. Çok gözükmeyecek. Şimdi çevireyim. Evet, tersini çevirdik arkadaşlar. Birazcık. Şöyle. Bu şekilde tutunca şöyle iyidir. Evet. Şimdi bunu dikiyoruz arkadaşlar. Bunu şu ikisinin de eşit olmasını ayarlayalım. Bunu buradan güzelce şuraya kadar dikeceğiz. Birkaç kere varıp geleceğiz ki elimizde ağır bir şey taşırken kopmasın diye. Evet, gördüğünüz gibi bu tarafını diktik. Şu kenarlarından şu şekilde şöyle varıldı geldi. Üç kere mi vardı? Bir de ortadan gittin. Dört kere vardı. Evet. Gittim bir geldim, gittim bir geldim. Evet arkadaşlar, sağlam olsun diye 4 defa dikildi. Şu tarafında da zaten belli dikildi. Evet, şimdi diğer tarafına. Evet, şu tarafını makinede tutturduk, şu tarafları, sadece şuları aradı. Şimdi burayı dikerken videolu bir şekilde dikelim. Önce makinemize çantamızı yerleştirerek başlayalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çantamız bitti. İçerisine makinamızın kutusunu koyduk. Bayağı da bir büyük
böyle aylık alışverişinizi bile kaplayabilecek kadar büyük ve bayağı da ağırlık taşıyabilecek kadar bir çanta yaptık. Boyutlarını isteyen olursa açıklamalar kısmına ekleriz. Bu şekilde altları şekilde diktiğimiz için içerisine bir kutu oturttuğumuzda bile düzgün durabiliyor. Yanları da şu şekilde oldu. Zaten size göstermiştik videoda da. Ve sapları da şu boyutta oldu. Şöyle döndür. Ve gayet de güzel. Hiç elimizi de acıtmıyor. Şu anda kutumuzu çıkardık içerisinden. Ve normalde de bu şekilde az aşağı düşer. Normalde de bu şekilde duruyor arkadaşlar. Şu kenarları içerisinde duruyor. Bu şekilde. Üçgen bir şekilde duruyor. Ve gayet şık bir şekilde. Katlayıp. Katlayıp el çantamıza alıp alışverişimize gidebiliriz. Çok da fazla yer kaplamıyor. Bugünlük de videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone değilseniz abone olun. Videomuzu beğendiyseniz like'a basmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.